İnsanlar yanlış varlığını bilmeyecekler. Haberi olmayacaktı değil mi? Bilmeyecekti, biz bilemeyecekti. Yani peygamberin gelmesi ateşin varlığına o yakmadı. Ateş zaten var. O gördü ki bir ateş var. Ve yine gördü ki insanlar ona doğru koşuyorlar düşmek için. O görevlendirilmesi, merhameti, şefkati, acıması gereği aman bu ateşe düşmeyin diye korumaya çalışıyor. Ve buyuruyor ki ve ene ahizu bihucezikum, ben sizin şu ateşe düşmeye düşmeye, cehenneme düşmeye düşmeye bir koşuyorsunuz, bir koşuyorsunuz. Ben ise sizin şu kemerlerinizden, hani yani eteğinizden de demiyor, kurtulacağınız yerler değil, tuttuğu zaman kurtaracağı yerinizden, bunu söylüyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Ben sizin diyor, şu kemerlerinizden tutmuşum, sizi ateşten çekiyorum, düşmemenize çalışıyorum. Ama içinizde bir sürü insan yine, hani o ateşe düşmesin diye sinekleri kovardığı halde bir yerlerden yine dönüp yine dönüp ateşe gelen ve düşen ve yananlar var ya, sinekler, böcekler, kelebekler, onun gibi yine siz bir yol bulup oradan yine ateşe gidiyorsunuz. Şimdi ben bunu şunun için, tabii çok şahane bir misal bu. İki cihan serveri, efendim belir kelam sahibi, Allah'ın Resulü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öyle güzel bir anlatımı ki bu. Bakın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Allah onu kurtarıcı bir rehber olarak göndermiş. Ya eyyühen nebi! Gelmiş başucunda, Ebu Talib'in başucunda. Peygamberimiz aleyhisselam gelmiş, amcasının ayak ucuna. Ölümden korktu da bak bak inandı demezler mi sana? Ayıp olmaz mı senin gibi bir insana? Diye o ateşe davet ediyor. Peygamberimiz aleyhisselam da diyor ki, amca sen iyi bir insansın. Sen iman etmeye layık insansın. La ilahe illallah. Bana derler ki, kadını, çocuğu, kızı, yaşlısı. Evet öyle. Ölüm esnasın da ölümden korktuğu için iman etti derler. Ben bunu kaldıramıyorum. Gururuma yediremiyorum. Ölüm düşün. Ve la ilahe illallah Muhammed Resulullah'ı söyleyememiş. İktalinde. Elinize söyleyememiş. Nasip değilmiş demek ki. Tabi o ilahi takdirdir. Allah'ımızın oradaki hikmetini biz bilemiyoruz. Ama böyle. Şimdi buradan şunu diyeceğim. Demek istediğim, yani sözümün devamında gelişimdeki şey. O insanları ateşten kurtarmak için böyle koşmuş. Ama o gün de insanlığın belli bir kısmı, hatta bugün de bakın halen insanlığın belli sayıda bir kısmı iman eden insanlar. Yeryüzünde bir sürü 6,5 milyar insanın bugün 5 milyarı gayrimüslim. O şikayetten, o iki cihan serverinin getirdiklerinden nasipdar değil. 5 milyar. 6,5 milyarın 1,5 milyarı o civardaki bir sayı Müslüman. Hamdü sana olsun tabi Allah'ımız ama bu Müslümanın da bakınız o başta söylediğim okuduğum ayet-i kerimeler de ışığında şimdi bakın gidin değişik değişik yerlerde yönü, yolu cennete gitmeyecek tarzda şöyle iman noktasında la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor olmak noktasında öyle Müslüman ama oluşturdukları meclis yollarını cennete götüren bir meclis değil. Ben bunu söylemek için bunları arz ettim. Ama bakın nasip olan
İşte böyle meclisler. Yolunun cennete gideceğini ayarlamış meclisler. Olanlar aslında. Nasıl Allah'ın iki türlü? Bir, gönüllerimize bu inancı, bu imanı koyar. Gelmez mi lan? O koymazsa biz elde edemez. O koymazsa biz elde edemez. Diyor ki... Oraları görmüyorum, oraları görmüyorum. Mopallan, mopallan buradayız. Bir müfessirimiz var. Elmalılı Hamdi Yazık. Rahmetullahi aleyh merhum. İlahi Hamdi'ni sözüme sefaat ettim. Fikrimi kalbime mirac ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söyle. Neşemi duyur, hakikati öğret. Sen duyamazsan ben duyamam. Bunu söyleyecektim. Bak, sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen söyledirmezsen ben söylemem. Şimdi bunları biz yapıyoruz ama o duyurmasaydı biz bunu yapamazdık. O söyledirmeseydi biz söylemezdik. Onun için söyledim bunu. Onun için bu güzellikleri yapıyoruz. Huzur ve saadetimiz artırsın. Ama bugün insanlar hamdolsun bakın artık maddeten kalıbına sığmayacak noktaya geldi. Ne yapayım maddem ne der hale geldi adeta. Onun için maddi imkanlarınız bu insanlar açtı bu arabalara bakın arabalara. Dört başına araba var neredeyse. Allah'ın lütfu maddi imkanlar. Ve şimdi tabii işte yemekler hazırlanıyor falan. Gözünüz doymayacak ama karnınızda alacak yer kalmayacak, yiyeceksiniz, içeceksiniz. Bir sürü nimet artacak, bolluk içerisinde. Bunları lütfettiği için bunları yapabiliyoruz. Ekmek parası bulamayan, kıtlık çeken insanlar Bolu'dan kalkıp şuralara gelip şu meclisleri oluşturamazlar. Bütün bu nimetleri veren yüceler yücesi Allah'ımız. Ha bunlar nimelilerdir değerli müminler. Asırları, kaynakları, menbaları لَا يَرَوْنَ ف۪يهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَر۪يرًا. Ne bir güneş sıcağından rahatsız olmanın ne de soğuktan rahatsız olmanın olmadığı bir cennetlerde bunların aslı vardır. Buralar nümuneleridir. Ama bu nümuneleri böyle güzel değerlendirenler o asırlara varıp sahip olup konacaklardır. Cenab-ı Hak öyle eylesin, meclisiniz hayırlı olsun, gününüz mübarek olsun, Cenab-ı Hak yaptıklarınızdan, niyetlerinizden razı olsun, daha nice böyle güzelliklere sıhhatli, hayırlı, uzun ömürler ihsan ederek böyle güzel günlerle buluşmayı nasip ve müyesser eylesin, rızayı şerifine mazhar eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun aleyhi mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Kad dua mı yapmışlar? Allah'ı çok sevdiler. Allah da onları çok sevdi. Ezilletin alel mu'minin, mü'minlere, inananlara çok alçak gönüllü oldular. Ve izzetin alel kafirin, din düşmanlarına da çok zorlu oldular. Bu yüce dini atalarımızla kuvvetlendirdin ya Rabbi. Böyle bir tarihe sahip olduğumuz için sana şükürler olsun, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Şehit kanıyla yoğrulmuş bu mukaddes toprakları bize vatan yaptın yine şükrediyoruz. Allah'ım sana şükürler olsun. Vahdaniyeti ilahiyen, semadaniyeti subhaniyen, Habib-i Ekrem, Nebi-i Muhterem hürmetine dualarımızı, okunan Kur'an-ı Kerim'i, Mevlid-i Şerif'i ve güzel vaaz-ı nasihatı kabul eyle.
Çin peygamberi, sevgili peygamberimizin mübarek, mualla, mücella, müsaffa ruhu saadetlerine hediye edip şayan ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, vaktiyle diyar Rum olan bu toprakları İslamlaştıran ve bugün burada bizim Kur'an-ı Kerim okuduğumuz, vaaz-ı nasihat dinlediğimiz, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz diyardır. Buralardaki bu güzel işleri, hayırları devamlı eyle ya Rabbi. Tekrarını nasip eyle ya Rabbi. İlelebet nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, şu anda hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı sevgili peygamberimizin kabri başında, Arafat'ta, Mina'da, lebbeyk Allahümme lebbeyk buyur Allah'ım buyur, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, senin eşin ve benzerin yoktur Allah'ım diyen, değerli cemaatimiz bir ilanımız var. Gökçesu Kayışlar Köyü'nden Aziz Ağa'nın oğlu Tahir Usta Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Gökçesu Kayışlar Köyü'nden Aziz Ağa'nın oğlu Tahir Usta Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip defn olunacak. Bütün cemaatimize duyurulur. Dayı, benim yerimi ayır. Orada benim yerim. Allahu Ekber, Allahu Ekber! Allahu Ekber, Allahu Ekber! Allahu Ekber! Thank you.
Öyle mi? Evet. Şimdi bu Hüseyin Hoca'nın olduğu yer aşağı değil. Aşağıda, merkezde. Anayolu üzerinden yukarıda, en başta yukarıda, kuzey ilmesinde. Ne kadar uzak bu? Benim halim. 2 kilometre çok. Biz camilerinize bir şöyle göz atacağız. Sen şimdi camide mi gidiyorsun? Babamın bir bırakıp hemen geliyorum. Biz camilerinize bir göz atacağız. Şimdi göreceğiz. Sen o zaman geliyorsunuz. Yani işte
Aşağıya bak. Aşağıya bak. Yok yok. Parasını Kapatırsın kapatmazsan göremez. Kayıt edeyim mi? Kapattım oğlum. Tamam. Bu ne biçim ya? 8'i mi almış haydi? Tamam mı? 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 Tamam mı?